ihtilali ve bundan sonraki bütün ihtilal ve muhtıralarında fikir ve yöntem bakımından yol göstericisiydi. Toplum kuvvetinin hakiki sahibi olan, hakimiyetin, egemenliğin yegane maliki olan milletin emanet ettiği iktidarın azametine dayanamayıp kendinden geçen küçük ruhların elinden bu iktidarı zor kullanarak geri almasındadır ve bu emanete saygı göstermeyen gafilleri ibrete şayan bir şekilde cezalandırmasındadır. Bu derdin başka devası yoktur. 27 Mayıs ihtilalinde ve onu takiben gerçekleştirilmeye başlanan inkılaplarda kahraman Türk milletinin maddi kuvvetini temsil eden şanlı ordunun bu şanına layık bir şekilde bu derde nasıl devasa olduğuna hepimiz sevinç gözyaşları dökerek şahit olduk. Bu mukaddes vazife Türk ordusuna zaten ordu dahili hizmet kanunuyla açıkça verilmiş bulunuyordu. Gerçekten adı geçen kanunun 34. maddesi aynen şöyle demektedir. Ordunun vazifesi Türk yurdunu ve teşkilat-ı esasiye kanunuyla tayin edilmiş olan Türk Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Hala içerisinde yaşamakta devam ettiğimiz inkılabın heyecanıyla dolu günler, anayasanın, hakiki bekçisinin, milletin kendisinden başkası olamayacağını en küçük bir şüpheye yer bırakmayacak bir surette göstermektedir. Hoşça kalınız aziz dinleyiciler. 14 Mayıs 1950'de büyük bir çoğunlukla iktidara gelen Demokrat Partililer, iktidarlarının 10. yılında Yassıada'da tutukluydu. Yargılamayı 6 Ekim 1960'ta Milli Birlik Komitesi'nin kararıyla Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'na geçici bir madde eklenerek kurulan Yüksek Adalet Divanı yaptı. 8 asil üye ve 6 yedek üyeden oluşan Yüksek Adalet Divanı Başkanlığı'na ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Salim Başol getirildi. Yüksek Adalet Divanı Başsavcılığı'na da Yüksek Soruşturma Kurulu üyesi Altay Ömer Egeser getirildi. Yüksek Adalet Divanı kararları kesindi ve hiçbir itiraz ya da temyiz imkanı yoktu. Ve en hazin olaylar hiç kuşkusuz 592 kişinin yargılandığı ve 11 ay süren davalar sırasında yaşandı. Menderes dahil birçok bakan ve milletvekiline aylarca süren duruşmalar sırasında fiziki ve psikolojik işkenceler yapıldı. Sanıklar aileleriyle çok az görüştürüldü. Mektupları gizlendi. Acıları, hazin halleri halka anlatılmadı. Yassıada'daki durumlarının iyi olduğunu anlatan kurgu filmler çekilerek sinemalarda gösterilse de bazen çekilen tek bir kare bile orada yaşananları anlatmaya yetiyordu. Adnan Menderes'i 1961 Ağustos'unda Yassıada komutanı Albay Tarık Gür yayın odasında ailesiyle birlikte gösteren bu kare, 27 Mayıs trajedisini tek karede anlatan önemli fotoğraflardan biri oldu. Mahkum Menderes, Gür yayın odasında ayakta eşi Berin Hanım ve 3 oğluyla birlikte görülüyor. 24 Aralık 2011'de hayatını kaybeden Aydın Menderes bu anı anlatırken, bir yılda babamla sadece 2 defa, o da 15 dakika görüşebildik. En çok zoruma giden şeyse ona sarılmama bile izin vermemeleriydi, diyecekti. Darbeden sonra Demokrat Parti'ye karşı ciddi bir karalama faaliyeti başladı. Belediye başkanları, üyeleri takibe alındı. Hakim ve savcılar, Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Menderes'e arkadaşlarını hakaretler altında yargılarken, salonun ortasında Yassıada komutanı Albay Tarık Gürya'yı oturuyordu. Bir tarafında sanık ve tanıklar, diğer tarafında mahkeme heyeti duruyordu. Arkasında 2 nöbetçi subay hazır olduğu bekliyordu. Bayar, Menderes ve arkadaşları köpek ve bebek gibi küçültücü davaların yanında 19 ayrı davayla karşılaştı. Bütün davalar daha sonra anayasayı ihlal davasında birleştirildi. Peki Yassıada'da neler yaşanmıştı? Nasıl bir yargılama yapıldı?
hukuk dışı kararlar nasıl alındı? Menderes ve arkadaşlarını idama götüren süreç nasıl yaşandı? Demokrat Partililerin yargılandığı ilk dava anayasayı ihlal davasıydı. Bu davada Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan başta olmak üzere 400'ün üzerinde sanık yargılandı. Milli birliği bozmak, Cumhuriyet ilkelerine aykırı ferdi idare kurmak, CHP'nin mallarının hazineye devredilmesi, Kırşehir'in siyasi nedenlerle ilçe yapılması, hakim teminatına zarar vermek, seçim kanununda değişiklik gibi suçlamalar bu davanın ana konusuydu. Adnan Menderes diktatörlükle suçlanıyordu. Anayasa ihlal davası, daha sonra birleştirilen Topkapı olayları, Ankara olayları, Kayseri olayları, 6-7 Eylül olayları, örtülü ödenek davası, Gedikli olayları gibi davaların çatısını oluşturmuştu. Adnan Menderes, İsmet İnönü'yü öldürme teşebbüsünde bulunmakla suçlanmıştı. Zaten Menderes ve arkadaşlarının idamındaki en önemli gerekçe de anayasayı ihlal davasından çıktı. Anayasayı tebdil, tahyir ve iptal iddiasına gelince, bu iddia muhalefet liderine suikast tertip etmiş olmak iddiasına bağlı bulunmaktadır. Anayasayı tebdil ve iptale teşebbüs isnadı veya iddiası mesnetsiz ve muallakta kalır. Demokrat Parti'nin icraatlarından CHP memnun değildi. 1956'dan itibaren ülkede siyasi gerilimin dozu hiç düşmedi. Demokrat Parti'nin kimseyi umursamaz politikasına karşılık olarak CHP yönetimi sert bir muhalefet yapıyordu. Meclis kürsüsünde Demokrat Partililerin tehditleri CHP'lileri bir hayli tahrik etmiş ve bazı milletvekilleri darbeyi yüksek sesle dillendirmeye başlamıştı. Hatta İnönü 27 Nisan'da meclisteki olaylı bir oturumun ardından "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam." diyecekti. Darbeden bir ay önce Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen olay ve gösterilerde Menderes'in istifası istenmiş, İsmet Paşa çok yaşa sloganları atılmıştı. Hatta ordu göreve davet edilmiş, Harbiyeliler Ankara'ya yürüyüşe geçmişti. Yine Çankaya Köşkü'ne kadar yürümenin hazırlıkları yapılıyordu. Menderes ve arkadaşları için sonun başlangıcı sayılabilecek davaların en önemlisi olan anayasayı ihlal davası başlamıştı. Yasada hakimi Salim Başol, Ethemoğlu Menderes, Aslen Aydınlı olup İstanbul milletvekili, evli, üç çocuklu, sabıkasız diyerek Adnan Menderes'i kürsüye çağırdı. Tutuklandıktan 5 ay sonra kendisini savunma fırsatı bulan Adnan Menderes, konuşmasını yapmak üzere sanıklar için ayrılan yere doğru yöneldi. Başta mahkeme heyeti olmak üzere soruşturma kurulu üyelerini nezaketle selamladı. Zaten Menderes ifade vermeye her gelişinde daha kapıdan girerken hafiften eğilerek heyeti selamlardı. Yine öyle yaptı. Önce Menderes'e isnat edilen suçlar okundu, sonra sıra ona geldi. Pek muhterem başkan ve yüce divan, muhterem yüksek iddia makamı, sözlerime başlamadan önce not ettiğim müdafaamda tekrarlar, hatalar ve dil sürçmeleri olursa mazur görmenizi son derece istirham ederim. Bir memleketin garplı manasında demokratik bir idareye kavuşabilmesi uzun ve çetin yollardan ve safhalardan geçmeye ve şartların olgunlaşmasına bağlıdır. Gayet nazikçe bir cümleyle sözlerine başlayan Menderes'i dinleyen mahkeme heyeti sanki biraz şaşırmış gibiydi. Menderes,
konuşmasını şöyle sürdürdü. 4-5 aydan beri tamamıyla tecrit vaziyetinde bulunuyorum. Ve tek bir odanın içinde ve günün 24 saatinde her saat değişen bir nöbetçi subayın nezareti altında hiç kimseyle konuşma imkanı mevcut olmamak şartıyla yaşıyorum. Bu itibarla konuşma takatim hakikaten zaafa uğramış bulunuyor. Arzum şudur ki bana imkan verecek, moralimi ve asabımı, rahatsızlığımı düzeltecek bir rejimin takibini, yani nöbetçi subay beyle bir kelime dahi konuşmaya mezun değilim. Hiç kimseyle konuşmamak ve 24 saat karşı karşıya bulunmak tahammül edilemez bir şeydir. Menderes, bu girişten sonra kendisine yöneltilen suçlamaları beyefendiliğinden ve mütevazılığından taviz vermeden tek tek cevaplamaya çalıştı. Ancak ezikti. En çok haklı olduğu konularda bile suçlamalar karşısında çaresizdi. Hakimin fırçaları karşısında çoğu zaman sessiz kalıyor, savcının suçlamalarınaysa bu koca bir yalan demiyor, beyefendi şurasını arz edeyim diyerek başladığı sözleri sık sık hakim tarafından kesiliyordu. Arza lüzum yok, bu adam Sami'ye örtü ödenetim. Söyleyeyim. Çok emin olmadığı konularda hatırlamıyorum beyefendi diyordu. Menderes'in konuşması içinde bulunduğu ruh halini çok iyi yansıtıyordu. Anayasayı ihlal adıyla anılan bu davanın aslı ve esas mahiyeti yüksek malumları olduğu üzere siyasidir. Bu dava ile birleştirilen diğer davalar da hemen hemen aynı mahiyeti taşımakta ve birçok bakımlardan eşine rastlanması pek nadir siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır. Büyük hakimlerimiz, milletçe benimsenmiş bir ihtilalin mukabil tarafındaymış gibi görünmenin neticesi olarak hakim bulunan his, fikir ve siyaset cereyanlarının mahiyeti yüksek malumlarınızdır. Davaların bu son derece hususi karakterini belirtmek maksadıyla arz ve ilave edeyim ki anayasayı ihlal davası adıyla ne de bu kavramı ve mahiyetiyle bir dava siyasi tarihimizde mevcut değildir. Sadece bu gerçek dahi derhal şu sualleri hatıra getirmektedir. 950'de Demokrat Parti iktidara gelinceye kadar acaba anayasa mı yoktu? Yoksa anayasayı ihlal mahiyetinde veya ona aykırı kanunlar ve hareketler mi memlekette mevcut değildi? Anayasa elbette mevcuttu ve bunun tek parti ve bunun yanında tek parti idaresi de uzun zaman devam etmişti. Buna mukabil bir anayasayı tebdil, tahyir ve ilga veya ihlal davası diye bir dava biraz evvel arz ettiğim gibi acaba niçin şimdiye kadar görülmüş değil, hatta akla bile gelmemişti. Bu sualler ve tek başına şu müşahede dahi meselenin ve davanın son derece özelliğini, nisbiliğini, eski tabiriyle nevi şahsına münhasır hüviyetini ve siyasi mahiyetini göstermeye kafidir sanıyorum. Menderes uzun uzun savunma yaptı. Her soruyu, her bir iddiayı dilinin döndüğünce, sağlığı el verdiğince cevaplandırdı. Verdiği cevaplar çoğu zaman heyeti tatmin etmiyor, mahkeme başkanı Başol araya girip müdahalelerde bulunuyor,
Menderes'in sözünü kesiyordu. Başol'un bu müdahaleleri çoğu zaman kabacaydı. Bazen de alay ederek eski başvekili aşağılıyordu. Salon alkışlarıyla ve sanıklar aleyhine tezahüratlarıyla mahkemeye destek çıkıyordu. Bu haliyle yazsa da mahkemeden çok bir arenayı andırıyordu. Menderes mahzundu, çaresizdi. Adnan Menderes'in aslanlar gibi kendisini savunmasını bekleyenler, bu kibar adamın ricacı, minnet talep eden tutumu karşısında hayal kırıklığına uğramış da uğramasına da, o davanın son gününe kadar adaletin yerini bulacağına inanıyordu. Hakimler heyetinin vicdanına güveniyor, her savunmasının sonunda bu hayaller içerisinde yerine geçip oturuyordu. CHP lideri İsmet İnönü, partisinin ilk kongresine katılmak için 2 Nisan 1960'ta trenle Kayseri'ye hareket etti. Kayseri'de 15 bin kişi İnönü'yü karşılamak için hazır bekliyordu. Güvenlik tedbirlerinin yeterli olmadığını gören Kayseri Valiliği, İnönü'nün trenini Himmet Dede'de durdurdu. Kendisinin şehre girmemesini ya da gerekli önlemler alındıktan sonra girmesini istedi. İnönü, valiliğin bu tedbirine çok sert bir şekilde karşılık verdi ve yoluna devam etti. Kayseri, İncesu ve Yeşilhisar'da bazı olaylar meydana geldi. İşte bu olay, Yassıada'da iddianameye İnönü ve arkadaşlarının seyahat özgürlüğünü kısıtlamak ve böylece anayasal suç işlemek olarak girdi. Celal Bayar, Adnan Menderes, Kayseri milletvekilleri ve Kayseri valisi Ahmet Kınık sanık olarak yargılandı. Başsavcı Egesel, Bayar ve Menderes'in de aralarında bulunduğu sanıklar için ölüm cezası istedi. Kayseri olayları sırasında İstanbul'da bulunduğunu, hasta olduğunu söyleyen Menderes, herhangi bir olay çıkmaması için idarenin bazı tedbirler aldığını, konuyla ilgili derinlikli olarak malumat sahibi olmadığını belirtiyordu. Mesela sizin de izahlarınız birbirini tutmuyor. Geçen gün yüksek soruşturmada ki ifadenizi okuyoruz, başka çıkıyor. Her anlatışta biraz daha başka oluyor. Beyefendi, her mesele nedir? Mesele Himmet Dede'de trenin kimin emriyle durdurulduğu. Yeşilhisar'a girmesin diye kimin, girmesin ve dönsün diye kimin emri verdiği. Bu, buralar. Dahiliye vekili de, Müntehir Namık Gedik de, Medeni Berk de sizin adınıza, sizin namınıza hareket ediyor. Beyefendi, şimdi şeydeki Himmet Dede'nin, arz ettiğim gibi Himmet Dede'nin istasyon olduğunu ve orada tevkifi lazım geldiğini kat'i... Biraz müsaade buyurun. Biliyorsunuz ki Himmet Dede'nin istasyon olduğunu dahi bilmiyorum diye defaatle evet. Söylediniz. Bunu şuna getirmek istiyorsunuz. Ben o kadar bu meseleyi bilmiyorum ki, benim bu mesele hakkında vukufum o kadar yok ki, hatta Himmet Dede'nin bir istasyon olduğunu dahi bilmiyorum demesine getiriyorsun. Himmet Dede'nin istasyon olduğunu bilseniz ne çıkar, bilmeseniz ne çıkar? Dahiliye vekili diyor ki, bir miktar tevekkufle toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun tatbiki temin edilmek lazım. Himmet Dede'de bir miktar tevkif edilecek. Pekala, sizin gösterdiğiniz lüzum ve almak ihtiyacını hissettiğiniz tedbiri alınız diyorum bundan ibaret. Himmet Dede'de 3 saat tevekkuf için emir vermiş değilim mi reis beyefendi? Sokulmaması için emir verilmiş. Bugünkü Ahmet Kınık'ın ifadesini diyorsun, kabul etmiyor musunuz? Ahmet evet, Kınık, anlattığınız gibi midir? Ahmet Kınık'ın ifadelerinde kendisine göre olan tarafı var. Dahiliye vekilinden mi almış emri? Başvekilden mi almış emri? Medeni Berk'ten mi almış? Başvekilden emri? Diyor. Evvela tespit ettik. Evvela başvekilden diyor. Emredin beyefendi. Hangi noktaya gelmiyor? Ahmet Kınık'ın sözlerini böyle muayyen noktalar, iddiaya göre suç teşkil eden noktalarına hasran cevap vermeniz bir lazım. Defa, olarak söylemiyorsunuz. Bir defa beyefendi arz ediyorum. Himmet Dede meselesini arz ettim. Beyefendi telefon muhaverelerini de emirleri de Ahmet Bey biraz karıştırmaktadır. Belki bu karıştırmakta hakkı var. Çünkü kendisinin söylediği gibi bu
24 saat içinde muhtemelen birçok yerlerden emir almış, birçok yerlerden yerlerle telefon etmiş olduğu için karıştırabilir. Treni diyorum, siz emri veremeyince kimse durdurabilir mi? Aralık 1960 tarihinde başlayan Topkapı olayları davasında Celal Bayar, Adnan Menderes, Kemal Aygün, Ethem Yetkiner başta olmak üzere 60 sanık yargılanıyordu. Başsavcı, İsmet İnönü'yü İstanbul Topkapı'da öldürmek için büyük bir hazırlık yapıldığını, bunun içinde adam tutulduğunu ve toplanan bu insanların ellerine sopalar tutuşturulduğunu iddia ediyordu. 28 Nisan 27 Mayıs tarihleri arasında hem İstanbul'da hem de Ankara'da meydana gelen olayları bastırmak için devreye giren asker ve polisin göstericileri öldürdüğü savunuluyordu. Ancak İstanbul Üniversitesi'nin önündeki gösterilerde seken bir kurşundan hayatını kaybeden Turan Emeksiz ve üzerine çıktığı tanktan düşerek ölen Nedim Özpolat dışında ölen kimse yoktu. Savcının bu davayla ilgili suçlamaları aslında bütün bir yassıada duruşmalarındaki iddianamelerin özeti gibiydi. Asıl amaç da şu cümlelerde ortaya çıkıyordu. Celal Bayar ve Adnan Menderes, İsmet İnönü'yü öldürmekle suçlanıyor ve toplam 12 sanık hakkında idam talep ediliyordu. Sanık Celal Bayar ve Adnan Menderes'in tek parti diktatörlüğünü gerçekleştirmek amacıyla ve muhalefetin teşrii murakaba vazifesini yapamaz hale sokulması yolunda yıllardan beri tatbik eyledikleri kanun, karar ve fiillerine ilaveten bu partinin mevcudiyetinin en mühim unsuru olarak telakki eyledikleri İnönü'yü öldürerek muhalefetin başını koparmak yollarını aradıkları ve bu istikametteki faaliyetlerini anayasa dışı ve tamamen keyfi bir politika ile devam ettirdikleri yukarıda arz ve izah olunmuştu. İşte adı geçen sanıkların kendilerini iktidarda tutacak formüller arasında düşündükleri muhalefeti başsız bırakmak suretiyle onu bertaraf eyleme planını kat'i bir sonuca bağlamak ümidiyle Topkapı'da uygulamaya çalıştıklarını görüyoruz. Suikastlar devri bu memlekette ebediyen kapanmış olmak lazım gelir. Suikastın yolu da bu değildir. Bundan başka apaçık bir hakikattır ki kim vurduya getirmek suretiyle bir İnönü ortadan kalkmaz. Şayet karşısındakiler için İsmet Paşa bir amansız rakip telakki olunsa dahi Allah korusun bir suikastla izali vücudu halinde ölümü hayatta olan İnönü'nden kat kat kuvvetli ve amansız olur. Önce sanıklardan Kemal Aygün dinlendi. Aygün ifadesinde şöyle diyordu. Menderes, İnönü'nün toplantı ve gösteri kanununa riayet etmediğini ve asayiş için her türlü tedbirin alınmasını istedi. Hatta Demokrat Partililerin de karşı gösteri yapmasını arzu etti. Durumu Celal Bayar'a bildirdim. O da madem ki genel başkan böyle arzu etmiş, gereken tedbirleri alın dedi. Muhterem hakimler, kimin olursa olsun bir cana kıyacak ve bunun etrafında bir takım masum insanları da cinayet ortağı yapacak kadar beni adi ve alçak görmediniz. Kemal Aygün'den sonra Hakim Başol, sanık Celal Bayar, Kemal Aygün'ün size bir müracaatı oldu mu? Şeklinde bir soruyla Celal Bayar'a söz verdi. Celal Bayar, aynı konuyu Yüksek Soruşturma Kurulu'nda da sorduklarını, bir müracaatı hatırlamadığını söyledi. Hakim Başol, Bayar'ın bu sözlerine sinirlenmişti. Bunu da hemen bir fırçayla gösterdi. Elinizi cebinizden çıkarın. Bayar, hakimin bu azarından sonra olayın bir parti meselesi olduğunu ve kendisinin karışamayacağını söylediğini beyan ediyordu. Bu bir parti meselesidir. Parti lideri buradadır. Parti lideri buradadır. Bunu kendilerinin takdirine bırakmak doğru olur. Ben karışmam. Böyle olmuştur.
Mahkeme Başkanı Salim Başoğlu'la eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar arasında yaşanan sert tartışmaların en ciddisi İsmet İnönü konusunda yaşanıyordu. Gerek Bayar ve gerekse Menderes ne zaman İnönü'nün adını ağızlarına alsa Hakim Başoğlu müdahale ediyor, İnönü ile ilgili olumsuz bir söz söyletmiyordu. Ancak bu kez tartışmanın konusu ilginçti. Bayar, İnönü'ye husumetim olmadı, hatta onu himaye ettim deyince Başoğlu'nun tepesi attı. Şimdi İnönü'yü ne vakit himaye ettiniz? Benim bildiğim, benim de şahsen böyle takip ettiğime göre İnönü hiçbir zaman himayeye mühtaç durmak düşmemiştir. Efendim? Yani ne vakit himaye... Susalım efendim. Ya, hatta himaye ettim diyorsunuz. Ne vakit himaye ettiniz? İnönü'yü ne vakit himaye ettiniz? Yani himaye edecek duruma bir defa başvekilken iktidarken derdi. Ondan sonra da hiçbir şeyden yılmadan mücadele ettik. Bu da dediğim, tarih huzurunda. Bu dediğim Atatürk devrine ait olan bir kıyfiyettir. Ona cevap veriyorum. Hayır, yani himaye mühtaç duruma düşmemiştir. Doğrusunu söylemek icap ederse. İktidardan düştükten sonra da sözünü söz altında kalmamış, sözünü çekmemiş. Fakat diye evvelki oturmada söylediğim gibi nezih olmayan tek kelime ağzından çıkmamış, mücadelenin parlak bir numunesini vermiştir. Onu da böyle söylemek istedim. Ben muhalefet zamanına temas etmedim bunu. Bunu yani himaye ettim. Daha evveline ait olan şeyi söyledim. Himaye ettim fazla. Diyerek yine İnönü'yü amansız bir savunmaya girdi. Buna benzer bir azarı yine İnönü yüzünden Adnan Menderes de yemişti. İnönü'yü sevdiğini, saydığını söyleyen Menderes'e de Başol aynı tepkiyi göstermişti. Hakim Başol'un İnönü'yü korumakla kalmayıp onu yücelten bu sözlerinden sonra salonda büyük bir alkış koptu. Hakim tarafından sözü kesilmekle kalmayıp bir de fırça yiyen Bayar, bu alkış üzerine savunmasını yarıda bırakıp yerine geçti. Sanıkların dinlenmesinin ardından şahit olarak bulunan Bülent Ecevit ve Kasım Gülek'in ifadelerine başvuruldu. Ecevit de, Gülek de Topkapı olaylarının geniş ve şumullu bir tertip olduğu konusunda hemfikirdi. Ecevit, o gün yaşananları şahit olarak dinlendiği Yassıada'da şöyle anlatıyordu. İnönü'nün otomobilinin üstüne çıkmış insanlar görüyordum. Bunlardan birinin elinde bir döviz vardı. Bu dövizde Paşa Hayatın Palavra yazılıydı. Ve bu adam otomobilin üstünde rahat rahat oturabiliyordu. Etraftan diğer birikmiş Demokrat Partililer otomobile hücum ediyorlardı. Ve orada mevcut ve sayıları da oldukça çok olan polis kuvvetleri sırtlarını bu İnönü'nün otomobilini sarmış olan kalabalığa çevirmiş, yüzlerini dışarıya çevirmiş olarak sarmışlar, kordon altına, muhafaza altına almışlardı. Derhal İnönü'nün otomobiline doğru atıldım. Bu polis kordonunu yarmaya çalıştım. Beni göğsümden ittiler. Geçemezsin dediler. Ben Halk Partili milletvekiliyim. İsmet İnönü'nün arabasına gitmek istiyorum dedim. Senin mebusluğun burada sökmez dediler. Ben tekrar polis kordonunun üzerine atıldım. Beni tekrar göğsümden ittiler. O zaman görmüyor musunuz İnönü'yü öldürecekler, niçin müdahale etmiyorsunuz dedim. Biz müdahale etmeyeceğiz, öyle emir aldık dediler. Yaklaşık 22 oturum devam eden 17 Nisan 1961 günü sona eren davada nihayet karar açıklandı. Celal Bayar, Adnan Menderes, Kemal Aygün ve Ethem Yetkiner'in eylemleri anayasayı ihlal olarak değerlendirildi. Topkapı olayları davasının anayasayı ihlal davasıyla birleştirilmesine karar verildi. Mayıs 1960, demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Milletin temsilcilerinin boynuna geçirilen yağlı ilmek, kuşkusuz en çok millete ve demokrasimize zarar verdi. 52 yıl önce demokrasiyi rafa kaldıran şey,
birkaç general, çoğu albay, binbaşı, yüzbaşı rütbesindeki bir junta komitesinin millet iradesiyle oynadığı ilk askeri müdahale ve hükümet darbesiydi. Genç Türkiye Cumhuriyeti, çok partili hayata geçişinin 14. yılında çok derin bir sükutu hayale uğradı. 27 Mayıs, aynı zamanda kendisinden sonra gelen juntaların 12 Mart, 12 Eylül gibi askeri darbe, muhtıralarının da sürmesinin ilk gerekçesi, ilk örneği oldu. Yassıada'da görülen davalardan biri de 6-7 Eylül olayları davasıydı. Türkiye, Kıbrıs'la ilgili inisiyatifi ele almaya başladığı bir sırada, 5 Eylül 1950 gecesi Atatürk'ün Selanik'teki evine bomba atıldığı haberleri yayıldı. Haberi ilk veren Gökşin Sipahioğlu'nun yazı işleri müdürü olduğu İstanbul Express'ti. Haberin Türkiye'de duyulmasından itibaren İstanbul'da büyük olaylar meydana geldi. Beyoğlu'nda başta Rumlar olmak üzere gayrimüslim vatandaşların evleri tahrip edildi, dükkanları yağmalandı. Bu olaylardan sorumlu tutulan İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa etmek zorunda kaldı. Ancak olayların failleri bir türlü bulunamadı. İşte 6-7 Eylül'de meydana gelen olaylardan Celal Bayar ve Demokrat Parti hükümeti sorumlu tutularak Yassıada'da yargılandı. İddia makamı İstanbul'da yaşanan bu olayda hükümetin bilgisi ve dahili olduğunu düşünüyordu. Bayar'la birlikte Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu yaşanan olayların bir numaralı şüphelisi olarak yargılanıyordu. Muhterem Reis Beyefendi, müsaade buyurun. Zat devletlerini kemal-i hürmetle ve yüce divan azasını ve iddia makamını işgal eden güzide şahsiyetleri hürmetle selamlamakta olduğumu ifade ederek mümkün olduğu kadar mevzuun içinde kalmak şartıyla kısaca, mümkün olduğu kadar kısa müdafaamı yapmama müsaade buyurmanızı rica ederim. Bu fiili memnu'yu ika etmiş olmamız için ileri sürülmekte olan sebepler esas itibariyle ikiye ayrılabilir. Bunlar dış sebepler, harici politika sebepleri ve iç sebepler olarak bir esaslı tasnife tabi tutulmak mümkündür. İşin ilginci, 6 Eylül'de İzmir'de meydana gelen olaylarla ilgili dinlenen İzmir valisi Kemal Hadımlı'nın ifadeleri sırasında yaşandı. Hadımlı, göstericiler beni ve yanımda bulunan Güneş Saha Komutanı Kor General Cemal Gürsel'i omuzlarına aldılar, alkışladılar deyince Mahkeme Başkanı Salim Başol duruşmaya hemen ara vermek zorunda kaldı. Bayar sinirliydi ve bu olaylardan hiçbir şekilde bilgisi olmadığını savunuyordu. Esas hakkında müdafada bulunmayacağım. Çünkü söylenilen sözleri tekrar etmiş olacağım. Ve esas itibariyle de böyle bir davada benim rolüm, müdahalem yoktur demek dahi izzet-i nefsime giran gelmektedir. Menderes ise 6-7 Eylül olaylarının bir tertip olduğu konusunda ısrarcıydı. Yassıada'da bu davanın açılmasını eleştiriyor, uluslararası kamuoyunun bu işi bunlar yaptı demesinden korkuyordu. Çünkü ona göre böyle bir durumda Türkiye'nin eli Kıbrıs konusunda zayıflayacaktı. Kıbrıs'ta kazanılacak herhangi bir muvaffakiyetten dolayı içte bunun inikasını istismar etmek ve aynı zamanda efkar-ı umumiyenin dikkat nazarını Kıbrıs meselesi üzerinde tekasüf ettirmek. Esas itibariyle iddiaya göre fiili memnun sebeplerini bu suretle tasnif etmek mümkündür. Duruşmalar siyasi sanıklarla CHP'li şahitler arasında bir düelloyu andırıyordu. Duruşmalar 20 oturumda bitirildi. Dava sonunda Celal Bayar hakkında takibat yapılamayacağına karar verildi. Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Kemal Hadımlı hakkındaki kararsa dava anayasa ihlal davasıyla birleştirildiği için sonraya bırakıldı. Olayın faillerine ise
bulunamadığı için bir ceza belirlemedi. Bu teşkilat nedir? Muhalefet partisi mi? O olmaz. Bu teşkilat komünistler mi? Beraat ettiler, olmadı. Bu teşkilat Kıbrıs Türktür cemiyeti mi? Hayır, onlar da beraat etti. O halde olsa olsa. Yani adeta bir eliminasyon yapmak suretiyle, bir mantık kıskacı içinde bu inşayı tekemmül ettirip ortaya koymak hususunda hakikaten güzel bir inşa yapmış oluyorlar. Ancak bunun ne şuhut, ne şahitlerin ifadeleriyle, ne hakikatlarla teyit ve tespit edilmemiş olduğu aşikar ve zahir. Türk hükümetinin Kıbrıs davasında tuttuğu istikamet, sükun ve vekar içinde Yunanlıların büyük gürültü yapmalarına mukabil sükun ve vekar içinde vaziyeti idare etmek olmuştur. Yassada duruşmalarının en ilginç davalarından biri de örtülü ödenek davasıydı. Bu davanın sanıkları ise Başbakan Adnan Menderes ile Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'du. Menderes, örtülü ödeneği amacını uygun olarak kullanmamakla suçlanıyordu. Oysa örtülü ödenek harcamalarının kanunla belirlenmiş bir tanımı bugün olduğu gibi o gün de yoktu. Ve harcamalar tamamen başbakanların tasarrufundaydı. Örtülü ödeneğin nerelere harcanacağına dair bir belge tutma zorunluluğu bulunmadığı gibi bu harcamalardan başbakanlar da mesul tutulamaz ve yargılanamazdı. Bir dakika, şimdi bakın, bunlarda şahsınıza değil yakınlarınıza. Yüksel ve Kamran, kim? Yüksel oğlunuz mu? Sel oğlum efendim. Kamran? Kamran bir mebus arkadaşın oğlu. De, gördünüz mü? Onların da Londra ikamet masraflarına 540 lira 60 kuruş sarf edilmiş. Beyefendi, bunlardan haberim yok. Efendim? Haberim yok. Haberiniz olmasa, umumi mezuniyetiniz olmasa Ahmet Salih Koruş... Bütün bunların vesaikinin mahfuziyeti... Niçin bu vesikaların hepsini mahfuz tuttuk? Şayet zimmetimize bir şey geçmiş mevcud ise... Bunların iadesini derhal temin etmek için. Müsaade buyurursanız reis bey. Hayır, iadesini temin dinleyeceğim. İadesini değil. Siz onun sarfını Ahmet Salih Korur'a bırakmışsınız. İcabında Ahmet Salih Korur'a ne yaptın bu ötülüdüne deyince, işte efendim ben şuralara verdim diyebilmek için. Tutmuş ve muhafaza etmiştir. Evet efendim. Evet. O muhafaza etmekte elbette benim dahlü tesirim birinci derecede. Muhafaza etmemek lazım gelseydi Ahmet Salih Korur'un elinden alır imha ederdi. Peki İndel Hacı ödemek için dediniz. 540 lira. Bir dakika şimdi. Hayır, işte ona hacet kalmayacağım. 540 lira 60 kuruş Yüksel ve Kamran Beylerin Londra ikameti masrafları ne vakit sarf edilmiş? Hiç bilmiyorum. 13. Hayır, söylüyorum. 13. 7 953. 7 sene evvel sarf edilmiş, hala kapanacak. Bunlar... Bunların böyle borçların mevcudiyetini bilseydim çoktan hesabı görüyorum. Müsaade edersiniz. Yok efendim, artık şimdi okuyalım. Ancak Menderes yine de müsteşarı Korur'dan yapılan bütün harcamaları kaydetmesini istemiş, şahsi harcamaları kendi banka hesabından karşılamasını emretmiş, kayıtları da bir gün lazım olur diye başvekalet konutunun çatısında bir valize saklamıştır. Hatta Berri Menderes'e bunlar çok önemli belgeler. Bunları muhafazada özel önem gösterelim. Eğer belgeler arasında şahsi nitelikli harcamalar varsa tespit eder, geri öderiz talimatı vermişti. Yaptığı harcamalardan korkan biri mecburi olmadığı halde bu belgeleri saklamazdı. Oysa Menderes'in emriyle tutulan bu kayıtlar Yassı Adada önüne kondu. Ve bu belgeler aleyhinde delil olarak kullanıldı. Örtülü ödenek harcamaları gizliydi ve devletin menfaatleri, istihbarat, temsil masrafları gibi özel harcamalarda kullanılması bir alışkanlık haline gelmişti.
Ancak akıl almaz bir şekilde örtülü ödenek davası, Yassı Adada görülen 19 davadan biri olarak yerini aldı. Bu davayı ilginç hale getiren unsurlardan biri de dönemin ünlü yazar ve gazetecilerinin de şahit olarak dinlenmesiydi. Necip Fazıl Kısakürek, Peyami Safa, Orhan Seyfi Orhon, Burhan Belge, Mithat Perin gibi. Hatta Necip Fazıl'ın eşi Neslihan Kısakürek de şahitler arasındaydı. Diğer davalarda olduğu gibi Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başoğlu'la Başsavcı Altay Ömer Egesel bu davada da Menderes'i küçük düşürmek için olmadık aşağılama faaliyetlerine girişti. Hatta Başbakanlık konutunun mutfağına tavuk tüylerini temizlemek için alınan cımbız bile masaya getirildi. Birkaç kuruşluk bu cımbız, örtülü ödenek belgelerinin saklandığı bavula nasıl girdi bilinmez ama bu olay o kadar çok abartıldı ki davanın adı kamuoyunda Cımbız davası olarak anılmaya başlandı. Örtülü ödenek davasını yine o bildik cümlelerle. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerine alındılar. Müdafiler hazır. Şimdi sanıkların isim ve soyadları okunarak yoklama yapılacak. İsim ve soyadı okunan sanık burada mevcut olduğunu göstermek için ayağa kalkacak. Diye açan Başkan Başol daha ilk celsede niyetini açık ediyordu. Ona göre Başbakanlık konutu olarak kullanılan camlı köşkteki yabancı devlet adamları ve büyükelçilere verilen yemekler israftı. Ve bunlar örtülü ödenekten karşılanamazdı. Hatta bir adım daha ileri giderek Menderes'e şu aklı veriyordu. Bir başbakan illa köşkte mi oturmalı? Barakada oturun. Cımbız köşkte oturmanın icabı mıdır? Menderes, savunmasında örtülü ödeneğin şahsi harcamalarda kullanılmadığını, kendisinden önceki CHP'li başbakanların da köşkte oturduğunu ve baş vekalet konutunun temsil masrafları için örtülü ödenekten harcama yaptıklarını söylüyordu. Eğer bu konutların masrafı amme masrafı olarak telakki edilemeyecekse, CHP dönemi içinde emsal mahkemelerin kurulması gerektiğini savunuyordu. Örtülü ödenek harcamalarının önemli bir kısmı Milli Emniyet Teşkilatı'na verilmişti. Menderes, teşkilata Amerikalıların hakim olduğunu ve personel maaşlarının da bazı yabancı ülkeler tarafından karşılandığını belirtiyor, bu duruma bir son vermek için ödenekten para aktarıldığını belirtiyordu. Örtülü ödenek davasının en önemli ayrıntılarından biri de Alparslan Türkeş'le ilgili olan bölümdü. O günde, bugün de bu olay pek tartışılmamış, mahkemede birçok kez gündeme gelmesine rağmen olayın üzerine gidilmemişti. 27 Mayıs ihtilalinin üst kadrosunda bulunan Albay Alparslan Türkeş, ihtilalden hemen sonra Harp Okulu'nda tutuklu bulunan Müsteşar Ahmet Salih Koru'nun yanına gitmiş ve ondan kasanın şifresini öğrenmişti. Şifreleri vermek istemeyen ve birlikte gidip açalım diyen Korur'u Türkeş'in dövdüğü de iddialar arasında. Korur'a göre kasada 270 bin dolar ve 250 bin TL vardı. Ancak bu para kasanın heyet tarafından kırılarak açıldığı 2 Haziran tarihinde kasada bulunamadı. Birkaç gün içinde olan olmuştu. Ya Korur yanılıyordu ya da kasa önceden açılmış ve içerisinden paralar alınmıştı. Adnan Menderes resmi ilan tevziindeki objektif esaslardan, mevzuattan ayrılarak hükümet icraatını destekleyen ve kendisini öven gazete ve dergileri resmi ilan ve reklam yolları ile beslediği gibi örtülü ödenekten para vermek suretiyle bu nevi gazete ve mevzuat icabı resmi ilan alamayan dergiler için bir tatmin yolu daha açmıştır. Ajans, gazete ve dergilere tek bir maksatla verilen bu paralar, kayıtlarda tesis masrafı, abone ücreti, borç, bağış gibi çeşitli şekilde ifade edilmişlerdir. Örtülü ödenekten gazete, dergi ve ajans sahiplerine verildiği tespit edilebilen paraların tutarı 723.809 liradır. Bunun 147.500 lirasını Büyük Doğu Dergi ve Gazetesi sahibi Necip Fazıl Kısakürek almıştır. Dur bakalım. Şimdi bu Necip Fazıl Kısakürek'e böyle 147.500 lira fazla değil mi?
Bu zannediyorum reis beyefendi uzun bir müddet içine yayılmış olan bir şey olacak. Bir tehdiye olacak. Müsteşar daha iyi bilecek bizzat tehdiyi yapan kendisinden soralım. Sonra Necip Fazıl'ın da yazılarının umumi istikameti memleket yararına mı ya? Yararına olmuş. Müsaade buyurursanız reis beyefendi. Onun yazılarının memleket yararından ayrıldığını gördüğümüz zaman münasebeti kestik. Uzun zaman münasebeti kesiyoruz, tekrar geliyor, düzelteceğim, doğru gideceğim diyor. Bu şekilde devam ediyor. Huzura alınan Peyami Safa şahit sıfatıyla sorguya çekildi. Efendim, örtülü ödenekten bana batıda emsali olduğu gibi bir aylık İlim, sanat ve kültür dergisi kurmam için tesis ve abone ücreti olarak tehdiye yapılmıştır. Bu tehdiye 1952'den itibaren 8 sene zarfında peyderpey yapılmıştır. Necip Fazıl Kısakürek'in eşi Neslihan Kısakürek şahit olarak şunları söyledi. 1957 senesinde zannediyorum kocam yine hapisteydi. Bir gün Park Otel'de kalem mahsus müdürü Muzaffer Ersu tarafından bir zat eve geldi. Bir bey. Evet. Eve geldi, bana bir zarf getirdi. Ve bana geçmiş olsun dediklerini söyledi ve gitti. Bunun içinde 3000 lira vardı. Başka? Hepsi. Sözünüz başka diyeceğiniz? Beraatını istiyoruz. Bebek davası olarak tarihe geçen davada eski başvekil Menderes'le doktoru Fahri Atabek yargılanıyordu. Opera sanatçısı Ayhan Aydan'sa şahit sıfatıyla ifade verdi. Menderes, Ayhan Aydan'dan olan çocuğunu doğar doğmaz öldürmekle suçlanıyordu. Aslında bu davayla Ayhan Aydan'la gayrimeşru ilişkisiyle gündeme gelen Menderes'in halkın gözünde küçük düşürülmesi amaçlanıyordu. İddianame baştan sona psikolojik harp mantığıyla hazırlanmıştı. Gazeteler ve radyoların bu konuyla alakalı haberleri de bu mantıkla hazırlanıyordu. İstanbul Radyosu'nda yayınlanan Yassı Ada saatinde davayı anlatan spiker bile isteğine hakim olamıyor, partizanca davranıyordu. Masum halkımızın reylerini de çalmak ve türlü entrikalar çevirmek suretiyle iktidar mevkiine gelen düşüklerin, elebaşılarının, milletin parasıyla saltanat sürdükleri devirlerde ne gibi düşük ve süfli işlerle meşgul oldukları bir kere daha meydana çıktı. Hakim ve savcının Menderes'e karşı tutumu son derece sert ve katıydı. Savcı, eski başbakana ağır hakaretlerde bulunuyor, hakim alaycı ifadeler kullanıyordu. Reis beyefendi, mesele doğmuş olan bir çocuğun eceliyle mi öldü, yoksa öldürüldü mü meselesi? Ben azmettirmişim, Fahri Atabek bu azmettirme üzerine çocuğu gitmiş, İstanbul'dan hareket etmiş, Ankara'ya varmış ve çocuğu öldürmüş. Duruşmalar ve soruşturma safhası epey zamandan beri devam etmekte. Soruşturma kurulunda bulunmak itibariyle yüksek iddia makamının bu meseleyi şimdiye kadar en hurda teferruatına kadar incelemiş ve her tarafını biliyor olması lazım gelir. Davanın gidişatından memnun olmayan savcı, muhterem heyet size yeni deliller sunacağım diyerek hukuk tarihine geçecek bir skandala imza atıyordu.
İnkılabı müteakip, memleketin en güzide hakimlerinden müteşekkil bir heyet, baş vekalet evrak ve muamelatını tetkikle vazifelendirilmiştir. Baş vekalette bulunan çelik dolaplar ve kasalar birer birer açıldı ve 10 senelik icraatın rüsubu olan bu evrak ve vesikalar birer birer bu heyetin eline tevdi edildi. Ancak bunlardan bir tek kasayı açmakta heyet tereddüt etmişti. Bu kasanın üzerinde tarihi vesikaları muhtevidir yaftası yapışmış bulunduğu için. Nihayet yapılan muhabereler sonunda bu kasanın açılması vazifesi de bu heyete tevdi edildi ve kasa açıldı. Hakikaten heyetin bu tereddüdü içindeki mahrem evrakın mahiyetinden ve kendilerine nice devlet sırlarının tevdi edilip edilmeyeceğindeydi. Kim bilir bu kasanın içinden ne mühim devlet sırları çıkacaktı. Kasa açıldı. Belki de Menderes'in memleketi cennete ve imar hareketlerinin en mükemmel irtifaına vasıl olacak plan ve projelerinin de bulunduğu düşünülebilirdi. Kasa açıldı ve nihayet içinden bir zarf çıktı. Ve zarfın üzerinde Adnan Menderes'in imzasıyla tamamen kapatılmış ve kapanan yerlerine bu imzalar atılmıştı. Yine tereddüt etti heyet. Acaba içinde ne vardı? Yumuşacık bir zarf bu. Ne olabilirdi? Belki Atatürk'e ait bir hatıra mıydı? Bu kadar tevahhuşla ve heyecanla zarfı elden ele dolaştırdılar ve nihayet heyete açılması hususunda yeniden bir selahiyet verildi. Zarf açıldı ve içinden çıkanlar maalesef bütün heyet azalarının tüylerini diken diken etti. Savcı Menderes'in kasasından çıktığını iddia ettiği kadın iç çamaşırlarını mahkeme heyetine göstermekle kalmıyor, elini alıp salonda bulunan herkesin göreceği şekilde sallıyordu. İşte bu sırada Menderes'e karşı yuh sesleri yükseliyordu. Savcının insanın kanını donduran bu hamlesinden sonra hemen Menderes'in avukatı Burhan Apaydın söz aldı. Müvekkilim 10 sene bu memlekette başvekillik etmiştir. İyi kötü her neyse bir vazife ifa etmeye çalışmıştır. Fakat yere düşmek ve cevher sahtet olmaz kadri kıymetten. Bu kadar taarruz almıyor. Savcı bu söze epey bozulmuştu. Avukat Apaydın'ı Menderes'e ortak olmakla, hatta birlikte çapkınlık yapmakla suçladı. Menderes şaşkındı, bitkindi. Bunu yapacak insan da değilim. Bunlar hiçbirisi varit değildir. Bana netice bugün nasıl çıkıyorsa o suretle aksettirmişlerdir. Çocuk doğdu, arızalı doğdu. Bir müddet yaşadı, kısa bir müddet yaşadı. Vakıtsız doğdu, öldü. Ne olup bittiğini anlayamayacak kadar da çaresizdi. Korkmuştu belki. Kısa ve öz konuştu. Böyle bir şeyle uzaktan yakından hiçbir alakam mevcut değildir. Ben çocuğun normal bir ölümle öldüğü hususunda muhterem soruşturma kurulunda sorguya çekildiğim ana kadar bu kanaatla düzeltti. Bu kanaat sahibiydi. Savcı kabalaştıkça kabalaşıyordu. Menderes birçok kereler abdest almaya bile vakit bulmadan bu metreslerin birinin yatağından çıkar çıkmaz Eyüp Sultan'a ziyarete gittiği, hem de Kadir Gecesi cemaatin arasında görünmeyi tasarladığı artık herkesçe bilinen gerçeklerdendir. Ve her büyüğün hayatında böyle şeyler olmuştur sözüyle emsal göstermeye yeltenenler çıkacaktır. Fakat şunu derhal ifade etmek isteriz ki bunlar Menderes gibi evliya olduklarını hiçbir zaman iddia etmemişlerdi. Ve abdestsiz Eyüp'e giderek sofuluk taslamıyorlardı. Nihayet millete verdikleri sözü tutmadıkları zaman lafı dindarlığa döküp sahtekarlık etmiyorlardı.
masum ve dindar olan halkımıza kendisini sofu gösteren bir adamın gerçek yüzünü anlatmak milletini seven her Türk'ün hem hakkı hem de vazifesidir. Yoksa onu cevher zannedenlerin değil, namaz kılmayan adama, oruç tutmayan bir vatandaşa kimsenin çatma hakkı yoktur. Ancak bir saat önce metresinin yatağından kalkan ve şakakları viski terleyen sarhoş bir adam karşımıza geçip de bu mübarek günde oruçlu ağzımla sizi mi kandıracağım gibi laflar etmeye, göz boyamaya kalkışırsa artık bu sahtekarlığının yüzüne vurulması farz oldu demektir. Hukuk teşhir vasıtası yapılamaz. Ledre diyor ki bir millet adaletinin en emin istinadgahı hakimlerinin pak vicdanıdır. Umumilik bu davaya bebek adını koydu. Şu deliller muvacihesinde ben bu davanın adını koyuyorum. Bu davanın adı yakıştırma davası. Ben büyük hakimlerin pak vicdanlarından beraat kararı istirham ediyorum. Hamle sırası hakim Başoğlu'daydı. Ayhan Aydan sizinle olan münasebetini gizlememiş. Hatta sezildiğine göre biraz da yaymış olacak. Diyerek Menderes'i Ayhan Aydan aleyhinde ifade vermesi için sinsi bir atakta bulundu. Menderes, "Reis beyefendi, mazur görmenizi rica ederim. Hiçbir malumatım yoktur." diyerek cevap veriyordu. Cevaptan pek memnun olmayan mahkeme başkanı Salim Başol, Menderes'e karşı sesini yükseltip sözünü kesiyordu. Başol'un ikinci sorusu geliyordu. Resmi arabalar metresler için tahsis edilip evin önünde bekliyordu. Buna iş diyerek dalgasını geçiyordu. Hakimin azarından Ayhan Hanım'ın doktoru Fahri Atabey de nasibini alıyordu. Fahri Bey'den Menderes'i zor durumda bırakacak ifadeleri alamayacağını anlayan Başol, Atabey'e patladı. Tabiri marufuyla palas mandaras, kalkmış gelmişsiniz. Hızını alamayan Başol, izin almadan İstanbul dışına çıkmasına takmıştı. Menderes'e oynanan bu oyunda ihtilalciler bütün umutlarını Ayhan Aydan'a bağlamıştı. Kürsüye Ayhan Aydan çağrıldı. Nihayet Ayhan Hanım şahit sıfatıyla hakimin karşısındaydı. Hakim Başol dalga geçer gibi sorguya başladı. Sanık Adnan Menderes evli. Tabii siz de bilirsiniz münasebetiniz devam ettiği için. Olduğu halde bununla münasebet tesis etmişsiniz. Ve ondan meşru olmayan bir çocuk dünyaya gelmiş. O çocuğu sanık Adnan Menderes tabii istemiyormuş hayatta kalmasını. Doktor Fahri Atabey'i azmettirmiş. O İstanbul'dan celbedilmiş. Bu suretle öldürülmüş, vücudu ortadan kaldırılmış. Sizin de bu işten şahit sıfatıyla malumatınız varmış. Ne biliyorsanız söyleyin. Ayhan Aydan gayet sakindi. Nezaketini ve naifliğini elden bırakmadan tarihe geçecek ifadesini verdi. Adnan Menderes'i 51 senesinde tanıdım. Ve kendisini çok sevdim. Çocuğu da çok seviyordum. Bütün emelim ondan bir çocuk yapmaktı. Ve maalesef bunda muvaffak olamadım. 8 aylık iken bir sancı hissettim. Daha evvel ufak kanamalar oluyordu. Geceden kanamalarım başlamıştı ve Fahri Atar Bey'e telefon ettim. Ondan bir haber çıkmayınca Adnan Menderes'i aradım. Adnan Menderes yoktu. Çok iyi arkadaşım Türkan Başoğlu, "Ayhan, bu vaziyette tahammül edemezsin" diyerek Alaaddin Orhan'a telefon ettik. Alaaddin Orhan geldi, durumu gördü. "Siz neredeyse doğumu yapmak üzeresiniz. Beraber gidersiniz, hastaneye kalkacak vaktiniz de yok" diyerek gitti, çantasını ve teberesini aldı ve doğumu yaptılar. Sonra nasıl öldü yani? Çocuk hangi müdahaleyle öldü? Kendi kendine mi, eceliyle mi? Yoksa harici bir müdahaleyle mi? Eceliyle öldü efendim. Hakim Başol, Ayhan Hanım'ın bu ifadesinden hiç memnun kalmamıştı. Kaba ve alaycı tavrını "Ayhan" diyerek ona karşı sürdürüyordu. Hatta bir kadına söylenmeyecek ifadeler kullanıyordu. Ayhan Aydan daha fazla dayanamadı. Eliyle Menderes'i göstererek herkese unutamayacakları bir ders verdi. İşte halini görüyorsunuz.
ne kadar yükün altında eziliyor. Onu kurtarmak için böyle konuştuğumu sanıyorsanız, benim sözlerim ne ifade eder? Hayır, onu kurtaracak ben mi kaldım? Diyordu. Salondan yine büyük bir gürültü koptu. Seyirciler gülüşüyordu. Doktor Fahri'nin size geldiğini, yani doğum için geldiğini Adnan Menderes biliyor muydu? Bilir miydi? Adnan Menderes herhalde haberi söylemiştir. Çünkü beni birkaç defa annemle telefonla konuştu. Sıhhat haberini almak için her şeyi yaptı. Ha, işte o noktada da Adnan Menderes hayır diyor. Ayhan Aydan buna aldırış bile etmeden yerine geçip oturdu. O sırada büyük bir aşk yaşadığı Menderes'le göz göze gelmişti. Hem Menderes'in gözünde hem de Türk halkının gözünde Ayhan Aydan yücelmiş, oyun tersine dönmüştü. Sülfü işlerden medet umanlar kendi açtıkları kuyuya düşmüştü. Artık Ayhan Aydan sevdiğini hiçbir şekilde satmayan bir kahraman kadındı. 2009 yılında hayatını kaybeden Aydan ölene kadar da öyle anıldı. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Mahkeme Celal Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatih Rüştü Zorlu'nun idamına karar verirken pek çok sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırdı. Celal Bayar'ın cezası yaşından dolayı müebbete çevrildi. Başbakan Adnan Menderes arkadaşlarının asılma kararı MBK içinde de tartışmaya neden olmuştu. Ancak infaz kararından dönüş yoktu. Türk Ceza Kanunu'nun 146 taksim 1. maddesi hükmünce ölüm cezasına çarptırılmasına oy birliğiyle. Eylül'de Zorlu ve Polatkan idam edildi. Sıra Menderes'e gelmişti. Eylül sabahı Menderes'in odasına ilk önce aynı davada yargılanan eski bakan Ethem Menderes girdi. Ethem Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun bir gün önce asıldığını ve Menderes'in de o gün asılacağını biliyordu. Hasta olduğu için idam kararının çıktığı son duruşmaya katılamayan Menderes ise olup bitenlerden habersizdi. Ethem Menderes, eski başbakan Menderes'e asılacağını söylememişti. Doktorlar içeri girdiğinde Menderes hala hasta ve bitkindi. Ada komutanı Tarık Güryay, yanındaki fotoğrafçıya Menderes'i fotoğraflamasını emretti. "Hastayım ve kıyafetim düzgün değil. Milletimin beni bu halde görmesini istemem," dedi Menderes. Komutansa, çekilen bu fotoğrafların eşine ve çocuklarına verileceğini söyledi. Aslında maksat başkaydı. Çünkü basında Menderes'in hasta hasta idam edileceği yazılıyordu. MBK ise bunun önüne geçmek için "Bakın Menderes hasta değil" diye fotoğrafları servis edecekti. Doktor ateşini kontrol etti. Dereceye bakıp "Efendim sizi hastaneye götüreceğiz" dedi. Hastane dedikleri yer İmralı'ydı. Menderes, askerlerin gözetiminde bir hücum bota bindirilerek Yassıada'dan İmralı'ya doğru yola çıktı. Çok sakindi. Kimseye bir şey sormadı. Beyefendiliğini hiç bozmadan denileni yaptı. İdama götürüldüğünü hissetmişti ama vakurdu, inançlıydı.
Genelkurmay Fotofilm Merkezi'nde görevli Astsubay İsmail Şenyüz'ün o güne dair tanıklığı aslında her şeyi özetliyordu. Böyle bir fırtınayı daha önce de sonra da hiç görmemiştim diye başladığı anlatımını şöyle sürdürüyordu. Her yer karardı. Deniz simsiyah olmuştu. Gökten boşalırcasına yağmur yağıyordu. Dalgalar hücum botu sallıyordu. Batacağı sanmıştım. Kendimizi İmralı'ya zor attık. Akşama kadar da bu fırtına hiç dinmedi. Zaten bizden sonra da daha kimse gelmedi. Öğleden sonra 14.30 sularıydı. Menderes asıldı. Daha birkaç dakika bile geçmemişti ki dar ağacının hemen yanındaki gazinoya geçtik. Üst düzey yetkililer, bazı savcı ve Menderes'in idam kararında imzası bulunan bazı hakimlerin mutluluğu yüzlerine yansımıştı. Adadan toplanan üzümlerle bir anlamda parti yaptılar, idamı kutladılar. Hakimlerden bir tek Vasfi Göksu biraz neşesizdi. 40 kişiye idam kararı verdim, üçünü astılar diyordu. Zorlu ve Polatka'nın ardından Menderes de asıldı. Dar ağacında çırpınarak can veren Menderes'in son sözü de Allah oldu. ...17 Eylül akşamı Menderes'in asıldığı haberleri dalga dalga Türkiye'ye yayıldı. Sevenleri derin bir sessizliğe büründü. Milyonlarca insan o akşam Menderes'in ruhuna fatihalar, Yasin-i Şerifler okuyarak acısını dindirmeye çalıştı. Ancak bu sızı yüreklerde hiç dinmedi. Üç şehit çok uzun yıllar İmralı'daki mezarlarında yapayalnız sevenlerini bekledi. Yıllar boyu ne gelen oldu ne de giden. Vuslat ancak 1990 yılında gerçekleşebildi. Turgut Özal, Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun İmralı'daki naaşlarını devlet töreniyle Vatan Caddesi'ndeki anıt mezara naklettirdi. Yüz binlerce insan 29 yıl sonra da demokrasinin üç şehidinin cenazesini tekbir sesleriyle toprağa vererek teselli oldu.